Evet arkadaşlar, Türk İslam Devletleri ile konumuza devam ediyoruz. Hatırlayın, bundan önceki partlarımızda sizinle, konularımızda sizinle Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'ni, Moğolları, Akkoyunluları, Karakoyunluları işlemiştik. Moğol Cengiz İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulan devletlerden bahsetmiştik. Ondan sonra da net başlığımızda ilk Türk İslam Devletleri'ne geçtik. Ve orada Karahanlılardan bahsetmiştik. Şimdi Karahanlılar bölümünü geçen dersimizde kapattığımız için burada ikinci devletimiz olan Gaznelilerle devam edeceğiz. Fakat Gaznelilerle devam etmeden önce ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yoğun mesajlar geldiği için sağ olsun tarih öğretmeni ve sosyal bilgiler öğretmen adayları çok teveccüh ettiler. Çok beğendiler. Yani çok teşekkür mesajları aldık. Ben de onlara buradan teşekkür ediyorum. Tabii ilk konular tarih metodolojisi konusu, sosyal bilgiler alan öğrencisinin konusu değil. Onlar daha çok işte tarih metodolojisinin dışında kalan. Yani nedir bunlar? Şöyle diyebiliriz. Tarihe yardımcı bilimlerden izlemeye başlarlarsa videoyu daha mantıklı olur. Tarih öğretmenleri adayları zaten videoların her tarafını izlemek zorundalar. Tabii böyle bir çekimin amacı şuydu. Dershaneye gidemeyen arkadaşlara ya da birkaç kez dershaneye gitmiş verim almamış arkadaşlara faydalı olmak amacıyla böyle bir çalışma başlatılmıştı ki tarih videolarımız atılalı yaklaşık 10 günü buldu. Yaklaşık olarak 10 günü buldu. 10 günde iyi bir amaca ulaştığını hissediyoruz ve öğrencilerin bu konuda doyum aldığını hissediyoruz ve bu şekilde de konumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar, şimdi yeni konumuz demin de söylediğim gibi Gazneliler. Şimdi Gazneliler KPSS'de de ÖABT'de de dikkat çeken bir konu ve genellikle buradan bir şekilde sorular soruyorlar. İşte tarih aralığını veriyorlar. İşte bu tarih aralığında şurada hüküm sürmüş devlet hangisidir diye soru sorabiliyorlar. Ya da devlet adını nereden almıştır diye soru sorabiliyorlar. Asıl kurucusu kimdir diye soru sorabiliyorlar. O yüzden Gazneliler dönemine biraz daha iyi bakmakta fayda var, dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar, şimdi altını çizerek ben gitmek istiyorum. İkinci başlığımızda Gazneliler 963-1187 yıllar arasında hüküm sürmüş bir devlet. Bir kere tarih aralığını asla unutmuyoruz. 963-1187 yıllar arasında yaşamış bir devlet. Nerede yaşadı bu? Arkadaşlar, yaşadığı coğrafya Afganistan. Doğu Afganistan'da kurulmuş bir devlet. Birazdan söyleyeceğiz ama İran'a, Kuzey Hindistan'a egemen olmuş. Yani Afganistan, İran, Kuzey Hindistan bölgesinde 963-1187 yıllar arasında hüküm sürmüş olan Türk devletinin adı Gaznelilerdir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu devletin bir ismi daha var. O da Yeminiler. Bir ismi daha var. Birazdan tekrar gelecek karşımıza Sebüktiginiler. O zaman Gaznelilerin 3 tane adı var. Gazneliler dahil. Gazneliler, Yeminiler ve Sebüktiginiler. Peki Gazneliler ne? Yani adını nereden almış Gazneliler? Ki bu devletin kurulduğu yer Gazne şehri. Afganistan'da Gazne şehrinde, Doğu Afganistan'da Gazne şehrinde kurulmuş olan bir devlet. O yüzden de adını buradan almış. Peki bu devletin diğer adı Yeminiler. Ne demek Yeminiler? Yeminiler, arkadaşlar, Gazneli Mahmud'un yemini, Gazneli Mahmud'un lakabı. O yüzden de bu devlete Yeminiler Devleti de denilmiş. Üçüncüsü ise Sebüktiginliler. Arkadaşlar, İslam öncesi Türk devletlerini hatırlarsanız Tiyin ya da Tekin, şehzadeye verilen isimdi, ünvandı. Yani İslam öncesi Türklerde şehzadeye Tiyin adı veriliyordu. Selçuklarda Melik, Osmanlı'da şehzade adı veriliyordu. Peki Sebüktiginliler derken ne aklımıza gelir o zaman? Sebüktiginliler, Sebüktigin yani Sebüğün sülalesinden gelen kişilerin egemenindeki devlet anlamına gelir. O yüzden 3 tane ad, Gazneliler Devleti, Yeminiler Devleti, Sebüktiginliler Devleti adını almış bu devlet. Bunu unutmuyoruz. Hemen bunun da altını çiziyorum arkadaşlar ve konumuza bu girişten sonra başlıyorum. Gazne Devleti'nin kurulduğu yer Afganistan toprakları, Doğu Afganistan toprakları ve başkenti de Gazne şehri. Bu sebepten dolayı devlet adını başkentinden almış, yani kurulduğu yerden almış. Başkent Gazne şehri olduğu için devleti de Gazneliler Devleti denilmiş. Arkadaşlar, şimdi bunu biraz sorgulayalım sizinle. Türk devletlerinde isimler nereden geliyor?
Bir örnek vereyim. Mesela Hun. Hun ismi nereden geliyor? Hun bir Türk boyunun adı. Bunlardan geliyor. Göktürkler nereden geliyor ismi? Türk zaten ırkından, milliyetinden geliyor. Uygur ismi o devleti kuran boydan geliyor. Karahanlı ismi devletin kullanmış olduğu ünvandan geliyor. Gazneliler ismi kurulduğu yerden geliyor. Selçuklu ve Osmanlı ismi arkadaşlar daha çok o devleti kuran sülalenin adından geliyor. Yani Selçukoğulları kurduğu için Selçuklu Devleti, Osmanoğulları kurduğu için Osmanlı Devleti deniliyor. Burada fark ifade eden devletlerden bir tanesi de Memluklardır. Memluk Devleti'nin adı da neydi Memluklarda hatırlarsanız? Ordu komutanlarının hükümdar olma hakkı vardı. Bu sebepten dolayı da Memluklara Kölemen adı verilmişti ki Memluk ordusunun askerleri de Kıpçak Türklerinden, kölelerden oluşuyordu. O yüzden de devlete Kölemen, Arapça'da Memluk adı verilmişti. Bu arada neyi ifade etmeye çalıştık? Devletlerin adının nereden geldiğini bilelim. Bunu ifade etmeye çalıştık. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve bu devletin kurucusu Alptigin'dir. Ne dedik? Kurulduğu yer Gazne şehri ve kurucusu Alptigin. Arkadaşlar bakın burada şuna dikkat etmek lazım. Bu devlet bir kere Samanoğullarına bağlı olarak kuruldu. Yani Samanilere bağlı olarak kurulmuş bir devlet. Ve genellikle bu devlette egemenlik sürmüş olan Sebüktigin'e kadar bu devlette egemenlik sürmüş olan beyler Samanoğlu devletinde ordu komutanlığı yapmış. Alptigin de böyle. Ama Alptigin Gazne şehrinde devletini kurduğunda Gazne devleti Samanoğullarına bağlı halde kurulmuş. Yani tam bağımsız değil. O yüzden Alptigin devletin kurucusu kabul edilir ama asıl kurucusu kabul edilmez. Bu tarz soruları sorarlar. Dikkat edin arkadaşlar. Mesela işte Osman Gazi Osman Devleti'nin kurucusudur ama asıl kurucu Orhan Gazi kabul edilir. Bunun birkaç sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi neden Orhan Gazi asıl kurucu kabul edilir? Bunun sebeplerinden bir tanesi teşkilatlanmayı gerçekleştirmesi. İki, Orhan Gazi döneminde İlhanlıların yıkılması. Orhan Gazi döneminde arkadaşlar bağımsızlığın ortaya çıkması. O yüzden de Orhan Gazi devletin asıl kurucusu kabul edildi Osmanlı'da. Aynı mantık burası için de geçerli. Her ne kadar devletin kurucusu Alptigin olarak kabul edilse bile bu devletin asıl kurucusu Sebüktigin kabul edilmiştir. Buna da dikkat edin. O zaman şöyle bir şey söylüyoruz. Bakın bir toparlama yapalım. Arkadaşlar devlet Afganistan'da, Doğu Afganistan'da kuruldu. Başkenti Gazne şehri. Kurucusu Alptigin ancak Sebüktigin döneminde devlet tam bağımsızlığına ulaştığı için Sebüktigin devletin asıl kurucusu kabul edildi. Anlaştık mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Devletin kurucusu Alptigin'dir ama asıl kurucusu Sebüktigin'dir. Bu tarz soruları KPSS'de de ÖABT'de de sorarlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Sebüktigin döneminde devlet tam bağımsızlığına kavuşmuştur diyoruz. O yüzden de asıl kurucu kabul edilmiş. Şimdi genellikle İslami kaynaklarda Sebüktigin ismi yanında bir lakapla geçer ya da sadece lakabı verilir Sebüktigin'den bahsedilmez. Sebüktigin'e verilen lakap Emiri Adil yani Adil Emir, Emiri Adıl diğer bir ifadeyle İslami kaynaklarda Emiri Adıl olarak geçmiş. Birinci bilgisi bu. İkinci bilgi de şu arkadaşlar Sebüktigin'in bir eseri var. Pentname diye bir eseri var. Çocuklar için yazmış olduğu bir eserdir bu. Pentname adlı eserde Sebüktigin çocuklarına öğüt vermiştir. Bu İslami kaynaklarda meşhurdur. Metni tam olarak gelmemiştir ama kaynak olarak gösterilen bir eserdir. Yani siyasetname gibi, ondan sonra Kutat Gubilik gibi kaynak bir eser olarak gösterilmiş ama tam metni günümüze kadar gelmemiştir. Pentname'nin Sebüktigin tarafından yazıldığı, çocuklarına öğüt vermek amacıyla yazıldı ve bir ahlak kitabı olduğu da arkadaşlar unutulmamalıdır. Bu bilgiyi de işledikten sonra Sebüktigin'den sonra gelen Gazneli Mahmut dönemine geçiyoruz. Peki kim Gazneli Mahmut? Birazdan geçeceğiz ona. Gazneli Mahmut Sebüktigin'in çocuklarından bir tanesi, oğullarından bir tanesi. O başa geçiyor ki zaten Sebüktigin'de şöyle bir uygulaması var. Sebüktigin hani Alptigin'den sonra Sebüktigin başa geçiyor ama Sebüktigin Alptigin'in şeyi değil, oğlu değil. Yine Sebüktigin Samani Devleti'nin ordu komutanlarından birisiyken yönetimi ele geçiriyor. Yönetimi ele geçirdikten sonra sistemi babadan oğula geçen bir uygulama haline getiriyor. Yani Gazne Devleti'nde egemenliği babadan oğula şekle geçirten hükümdar Sebüktigin'dir. O yüzden de Sebüktigin'den sonra onun çocukları arasında hükümdarlık gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş. Yani saltanatı dönüştürmüş. Atilla gibi
Avrupa'nın hükümdarı Atilla gibi. Arkadaşlar Sebüktigin ölür, yerine oğlu Gaznelli Mahmut geçer. Gaznelli Mahmut'un tarih aralığını da unutmuyoruz. 998-1030 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk hükümdar, Gazneli hükümdarı. Arkadaşlar Gazne devletinin en parlak devridir Gazneli Mahmut dönemi. Peki biz neden en parlak devir olarak değerlendiririz herhangi bir hükümdarın dönemini? Bunun temelde sebebi arkadaşlar Engin'in sınırlarına devletin bu dönemde ulaşmış olmasıdır. Peki Gazneli Mahmut döneminde nereler ele geçirmiş? Mesela Gazneli Mahmut arkadaşlar Samanilere son vermiş. Yani Karahanlılarla ittifak yapmış, Samanilere son vermiş. Onları zayıflatmış. Onların elindeki toprakları almış. Birazdan çizeceğim onların elindeki toprakların neresi olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar aynı zamanda Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ve bu seferler sonucunda Hindistan'ın kuzey bölümünü büyük oranda ele geçirmiş. O zaman Gazneli Mahmut döneminde Gazneliler Engin'in sınırlarına ulaşmış ve şu toprakları ele geçirmiş. Bakın şimdi arkadaşlar Buhara, Horasan, Herat, Belh, Kabil ve Hindistan topraklarını ele geçirmiş. Anlaştık mı? Ne yaptı? Devlet Engin'in sınırlarına ulaşmış oldu. Şimdi Gazneli Mahmut'la ilgili verilecek birinci bilgi bu. En parlak devridir. Engin'in sınırlarına ulaşmıştır. Notumuzu aldık burada. İkinci bilgi de şu. Arkadaşlar bizim bir baş belamız var. İlk Türk İslam devletlerinde baş bela olarak gösterecek bir devlet varsa 10. yüzyıl, 11. yüzyıllarda 10 ve 11 bizim baş belamız çok. 13. yüzyıldaki baş belamız Haçlılar ve İlhanlılar. Ama 10 ve 11. yüzyıllarda yani 900'lü ve 1000'li yıllarda baş belamız Büveyhiler, Şii Büveyhoğulları. Hatırlarsanız Abbas Devleti'nin merkezi otoritesinin sarsılmasıyla Tavaif-ül Mülük adını verdiğimiz devletler kurulmuştu. Bu devletlerden birisi de Büveyhilerdi, Büveyhoğullarıydı. İran topraklarında kurulmuştu ve Irak'a da egemen olmak istiyorlardı. Büveyhiler arkadaşlar Bağdat'ı istila etmek istiyorlar. Yani halifeyi esaret altına almak istiyorlar ki kendi hükümdarlarının da halife olduğunu düşünüyor Büveyhiler, Şii Büveyhiler. Ve bunun üzerine Abbas halifesi Gazneli Mahmut'tan yardım istiyor. Ve Gazneli Mahmut halifeye yardım ediyor. Yani halifeyi Abbas halifesini Büveyhoğulları baskısından kurtarıyor. Bunun üzerine halife Gazneli Mahmut'a sultan unvanı veriyor. Bu önemli bir özelliktir arkadaşlar. Hemen sultan unvanını da çerçeve içerisine alıyorum ki buradaki bilgi şudur. Türk İslam tarihinde ilk defa sultan unvanını kullanan hükümdar da Gazneli Mahmut oluyor. Yani Gazneli Mahmut bundan sonra Sultan Mahmut olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bazı öğrenciler Kel Mahmut diye kodluyorlar bunu ve ikinci Mahmud'u. Tarih öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının kodlama yapmasına ben ihtiyaç görmüyorum ki zaten alanları budur. Arkadaşlar şimdi ne yaptı? Gazneli Mahmut Sultan unvanını kullandı. Burada hemen şöyle bir değerlendirme yapalım. Türk İslam devletleri içerisinde Karahanlılar eski Türk unvanlarını kullanmayı devam ettirdi. Yani Han, Hakan, Kaan unvanlarını kullanmayı devam ettirdi. Tabi bu arada yine ne vardı Karahanlı hükümdarlarında Han Hakan Kaan'ın yanında? Arkadaşlar Buğra vardı. Buğra da bir ünvandır. Kara vardı. Kara da bir ünvandır. Ama bunların hepsi Türk ünvanlardır. Yani eski Türk ünvanları Karahanlılar döneminde devam etti. Gazneliler dönemine geldiğimizde arkadaşlar Gaznelilerde Alp Tigin, Sebük Tigin, Tigin dikkat edin, Tigin, Emir, Emir, bak Han değil henüz. Tigin, Emir, Alp Tigin, Emir, Sebük Tigin, Emir. Ama Gazneli Mahmud'a geldiğimizde Sultan ünvanı kullanılmaya başlandı. Yani Gazneliler direkt Sultan ünvanını kullandı. Sultan ünvanı kullanıyorsa bir Türk hükümdar bu İslam devlet anlayışından ya da Arap devlet anlayışından etkilenmiştir demektir. Arkadaşlar Gazneliler o zaman Sultan ünvanı kullanmaya başladı. Selçuklular da sultan unvanını kullandı. Yani Selçuklularda çok unvan var da genel anlamda yine İslam devlet anlayışının etkisinde kaldı. Sultan unvanı kullandı. Anadolu Selçuklularına geldiğimizde onlar daha çok Farsça unvanlar kullandı. Keykubat, Keyhüsrev, Keykavüs gibi unvanlar kullandılar. Osmanlı hepsinin kolajı oldu. Osmanlı bunların birçoğunu zaten hem Farsça, hem Arapça, hem Türkçe unvanlar kullandı. Fatih, Sultan, Mehmet, Han, Yavuz, Sultan, Selim, Han. Hem Sultan hem Han var ama bunun yanında tabii Osmanlı Padişahları halife unvanı da kullanmış oldu. Onu ileride sizinle göreceğiz. O zaman
Gazneli Mahmud'un, Sultan Ünvanı'nı şöyle bir özetledik ve genel bir çerçeve çizdik. Buraya nasıl bakmamız gerektiğini gördük. Aynı devletin adının nereden geldiğine genel çerçeve çizdiğimiz gibi. Bunu unutmamak gerekir arkadaşlar. Gazneli Mahmud, en çok bilinen bilgi şudur Gazneli Mahmud'la ilgili. Hindistan'a 17 sefer düzenliyor ve bu Hindistan'a düzenlemiş olduğu 17 sefer sonucunda Hindistan'ın kuzey kesimini, yani büyük bir bölümünü ele geçiriyor. Peki Gazneli Mahmud Hindistan'a neden sefer düzenliyor? Arkadaşlar bunun birçok sebebi olabilir ama bize lazım olan bir sebeplerden bir tanesi şu. İslam dünyasının lider olmak istiyor. Olmuş da zaten o dönemde. İki, Hindistan İslam'ı yaymak istiyor. Ki yaymış da zaten. Zaten Gazneli Mahmud Hindistan'ı fethediyor ve İslam oralara yayılıyor. Hindistan'ın tamamına değil, kuzeyine. İslam yayılıyor ve kas sistemi o bölgede etkinliğini yitiriyor. Üçüncüsü ise şu. Arkadaşlar, İslam'ı tehdit eden mezhepler var. Batıl mezhepler var bu dönemde. Mesela bu mezheplerden bir tanesi İran bölgesinde çıkmış, Hindistan'a doğru yayılmış bir mezhep. Karmatiler var. İsmailiye soyundan gelenler bunlar. Abdullah bin Meymun soyundan gelenler. Bunlar Karmati diye bir tarikat kuruyorlar. Bu tarikatın temel dayanağı da Mecusilik inanışı. İslam toplumunda böyle bir anlayışın ortaya çıkması Gazneli Mahmud'u sinirlendiriyor ve Gazneli Mahmud bunun üzerine sefere çıkıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve bu sefer sonucunda Hindistan'a İslam yayılıyor. Kuzey Hindistan'da kas sistemi ortadan kalkıyor. Ve Gazneliler Hindistan'a egemen oluyor. Bu egemenlik, bakın bu egemenlik, Gaznelilerle başlayan bu egemenlik, 1017 yılında başlayan bu egemenlik, arkadaşlar günümüze kadar da devam ediyor. Şimdi 2016 yılı, bu tarih itibariyle Hindistan coğrafyasında kurulmuş olan İslam devletleri nedir diye sorduğumuzda şöyle bir bilgi alırız. Hocam, Afganistan, doğru, Kuzey Hindistan, Bangladeş, evet, ve Pakistan. O zaman Afganistan, Bangladeş ve Pakistan devletlerinin temelleri Gazneli Mahmud tarafından atılmıştır diyoruz. Oralara İslam yayılmamış olsaydı bu devletler de ortaya çıkmayacaktı. Tabii şu bilgiyi de önceden verdiğim için hatırladığınızı düşünüyorum. Öyle düşünerek devam ediyorum. Gaznelilerden sonra o coğrafyada Delhi Türk Sultanlığı, o devletten sonra da Babür İmparatorluğu kurulacak. 1858'de bu devlet yıkılınca, Babürler yıkılınca oraya İngilizler egemen olacak. Yani Hindistan İngiliz sömürgesine girecek büyük oranda ki bu 1947'ye kadar Hindistan'da İngiliz sömürgesi devam edecek. Muhammed Ali Cinnah, hatırlayın, Nehru, Gandhi, yani o döneme kadar İngiliz egemenliği Hindistan'da devam edecek. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi Gazneli Mahmud'un Hint seferi sonucunda Halife Kadir Billah'ın vermiş olduğu bir ünvan vardır Gazneli Mahmud'a. O da şu, bu ünvanı da dikkat edin. Ha, sorulabilir mi? Çok zannetmiyorum ama belli olmaz. Yani biz ÖABT adayıyız. Belli olmaz. Her taraftan sorulabilir. Ama çok da zannetmiyorum derken, yani bilelim ama çok da böyle ezberlemek zorunda hissetmeyelim. Şıklardan giderek bulabiliriz bu tarz şeyleri. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, verilen ünvan şu. Seyfü'd-Devle ve'l-İslam. Şu Karmati'yi anlattım. Yuvarlak içerisine alıyorum. Hindistan seferini anlattım. Yuvarlak içerisine alıyorum. Bu sefer sonucunda Gazneli Mahmud'a halife, Abbas halifesi ya da İslam dünyasının halifesi Seyfü'd-Devle ve'l-İslam ünvanını veriyor. Nedir Seyfü'd-Devle ve'l-İslam? Sondan okumak lazım Arapça tamlamaları. İslam'ın ve devletin sultanı ya da İslam'ın devletin gücü ya da İslam'ın devletin kılıcı. Anlaştık mı arkadaşlar? Kılıç sultadır zaten. Kılıç güçtür. İslam'ın gücü, İslam'ın kılıcı anlamına gelir. İslam'ın ve devletin kılıcı ünvanını Abbas halifesi Gazneli Mahmud'a bu sefer sonucunda vermiş. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Şimdi burada Gazneli Mahmud'u kapatmadan önce bir bilgi paylaşmak istiyorum size, sizinle. Şimdi Karahanlı Gazneli ittifakları vardır tarihte. Karahanlı ile Gazneli ittifakı Samanoğullarını perişan etti. Samanoğulların yıkılmasının sebebi Gazneli ya da zayıflamasının sebebi Gazneli Karahanlı ittifakıdır. Gazneli Karahanlı ittifakının ikinci bir boyutu daha vardır. Şimdi Gazneli ve Karahanlı abi kardeş devam ederken Afganistan, Türkistan coğrafyasında orada bir devlet doğuyor ya da bir devlet doğacak. O devletin adı da Selçuklu olacak. Selçuk Bey'in Oğuz Yabgu devletinden ayrılıp Cenk şehrine gelip Kınıkboyun tarih sahnesine çıkarması Gaznelilerin ve Karahanlı'nın hoşuna gitmeyecek.
Doğal olarak da Gazneli ve Karahanlı ittifak yaparak Selçuklu'ya zarar vermeye çalışacaklar. Gazneli Mahmut, Selçuk Bey'in çocuklarından meşhur bir bilgidir bu. 1025 yılında Arslan Yavgu'yu esir alacak ve Kalincer Kalesi'ne atacak ve yaklaşık 7 yıl bu kalede hapis kalacak. 1032 yılında Arslan Yavgu hayatını kaybedecek. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman bu bölümü, iki bölümü bitirdim. Diğer bölüme geçiyorum. Diğer bölümde de bilmemiz gereken bilgi şu arkadaşlar. Bakın, ben ilk önce bahsedeyim, ondan sonra geçeyim. O da şu, Gazneli Mahmut döneminde çok önemli bilim adamları var. Çok önemli şahsiyetler var. Bunlardan ben size 4 tanesini söyleyeceğim. Bakın kimler Gazneli Mahmut döneminde yaşamış? Arkadaşlar, Firdevsi. Firdevsi Gazneli Mahmut döneminde yaşamış ünlü edebiyatçı. İran Fars edebiyatçısı bu adam. Hatta yazmış olduğu bir eser var, Şehname. Farsça bir eserdir. Şehname adlı eserini Firdevsi Gazneli Mahmut'a sunmuştur. Peki Firdevsi Şehname adlı eserinde neyi anlatıyor? Şehname İran destanıdır. Yani bu destanı anlatıyor. Turan Pers savaşlarını anlatıyor. Zaloğlu Rüstem'den bahsediyor. Alp Ertunga'dan bahsediyor. Onların destanında Afrasiyap olarak geçen Alp Ertunga'dan bahsediyor. Ne zaman yaşamış? Gazneli Mahmut döneminde yaşamış. Eserini Gazneli Mahmut'a sunmuş. İkincisi arkadaşlar Utbi. Utbi yine Gazneli Mahmut döneminde yaşamış. Bu Utbi tarihçi. Arkadaşlar Tarihi Yemin diye eseri var. Tarihi Yemin. Neydi Gazneli Mahmud'un ünvanı? Yeminüt Devle. Yemini zaten devlet adını oradan almış, tamam mı? Gaznelilerin diğer bir adının Yemin olmasının sebebi bu. Peki Utbi Tarihi Yemin adlı eserini yazdıysa, bunu Türkçe okuduğumuzda Yemini Tarihi, Yeminiler Tarihi, yani Gazneli'nin tarihini yazmış arkadaşlar. Anlaştık mı? Arkadaşlar Beyhaki, bu da tarihçi. Beyhaki'nin eseri Tarihi Beyhaki. Şöyle ayırabiliriz. Tarihi Beyhaki tarihini yazmış. Arkadaşlar Biruni'nin bir eseri. Biruni o dönemde yaşamış. Yine Gazneli Mahmut döneminde yaşamış bir bilim adamı. Arkadaşlar coğrafyacı, matematikçi, astronomi bilgini çok fonksiyonel bir bilim adamı ki ileride bunların ismi tekrar gündeme gelecek. Bilim adamlarımız bölümünde göreceğiz. Arkadaşlar Asarül Bakiye adlı eserini yazmış. Bu dönemin bir şahsiyeti daha var ama o çok böyle Gazneli Mahmut'la çok şey yapmamış. Haşır neşir olmamış. Hatta davet edildiği halde çok da yüz vermemiş. İbn-i Sina'dır o da. İbn-i Sina'nın arası Gazneli Mahmut'la çok da iyi değil. Arkadaşlar Biruni bizzat Gazneli Mahmut tarafından sarayda korunmuş ve sarayımın en değerli hazinesi ünvanını almış. Yani Biruni'ye çok değer vermiş Gazneli Mahmut. Ona tüm fırsatları sunmuş, tüm imkanları sunmuş ve ona da sarayımın en değerli hazinesi, sarayımın incisi demiştir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu isimleri de unutmayacağız. Arkadaşlar şimdi Gazneli Mahmut ölür, yerine oğlu Gazneli Mesut geçer. Gazneli Mesut dönemi böyle sarsıntılarla geçen bir dönemdir. Neden? Çünkü Gazneli Mesut dönemi Selçuklu'nun kurulma aşamasının başladığı dönemdir. Yani Büyük Selçuklu tarih sahnesine çıkıyor artık Gazneli Mesut döneminde. İran bölgesinde, İran topraklarında, Cenk şehrinde, İran topraklarında bir Selçuklu siyasi varlığı ortaya çıkıyor. Ama Gazneli Mesut hala Hindistan'la uğraşıyor. Ya batıda sorun çıkıyor ama bu adam doğuyla uğraşıyor. O yüzden de bunun dönemi Selçuk şeyin, Gaznelilerin sarsıntısının başladığı dönem, yıkılma sürecinin başladığı dönem olacaktır. Ve bu dönemde Gaznelilerle Selçuklular arasında 3 tane savaş yapılıyor arkadaşlar. Nesa Savaşı, arkadaşlar 1035 yılında Nesa, 1038 yılında Seras, 1040 yılında Dandanakan Savaşı yapılıyor. Bu 3 savaşı da Nesa, bu savaşların adını unutmayın. Nesa, Seras ve Dandanakan Savaşı'nın 3'ünü de Gazneli Mesut kaybediyor. Özellikle Dandanakan Savaşı'nı kaybediyor. Dandanakan Savaşı'nı kaybedince Gazneli Mesut İran topraklarını terk ediyor, Hindistan'a yerleşiyor. Yani artık İran topraklarında bir Selçuklu egemenliği başlıyor. İran'da da Gazneliler miskin bir şekilde hiçbir politik değeri olmayan, hiçbir siyasi otoritesi olmayan,
miskin bir devlet halinde varlığını 1187 yılına kadar devam ettiriyor. 1187 yılında Hindistan'daki, Doğu Afganistan'daki Gazneli varlığına Afgan asıllı Gurlar son veriyor. Gurlar Gaznelileri yıkıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bilgileri unutmuyoruz. Önemli bilgilerdir bunlar. Anlamadığınız yeri de videoyu geriye sarın, tekrar oynatın. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar anlatırız. Problem değil. Şimdi geçiyorum şuraya. Bakın Gaznelilerin şimdi yapısını, hani hocam kültür medeniyette anlatmayacak mısınız? Arkadaşlar kültür medeniyette daha çok biz Selçuklu'ya göre gideceğiz. Yani Büyük Selçuklu'ya göre gideceğiz. Büyük Selçuklu ile Gazne arasındaki fark varsa biz onu önceden vermiş olacağız. Tamam mı? Önceden verelim ki Selçuklu Devleti'nin kültür medeniyetini anlatırken ya Gazne'de de böyleydi diye size hatırlatayım. Eğer orada anlatırsam, tamamen orada anlatırsam konuyu, işte Selçuklulardaki divanlar bunlardı, Gaznelilerdeki divanlar bunlardı. Bütün bilgiler yan olunca anlamakta zorlanacaksınız. O yüzden ben farkını, Gazneli'nin farkını burada vereyim. Orada ilk Türkistan Devleti'nin kültür medeniyetini anlatırken Selçuklu'ya göre anlatayım. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi Gazneliler çok uluslu bir yapıya sahip devlet. Çok uluslu. Yani ne demek istedim çok uluslu? Bünyesinde Türk var, Fars var, Afgan var, Gur var, Arap var. Çok uluslu. 5 tane ulus saydım. Bir an aklıma geldi, 5 tane saydım. Düşünsem belki daha da fazla bulurum. Peki 5 ulus var, çok ulusluysa yıkılmaları kolay olur mu? Evet. O yüzden Gazne Devleti'nin ömrü uzun değil. Bakmayın tahtaya siz 1963-1187 yazdığıma. Aslında bunların tarih aralığı 963-1040. Dandanakan'dan sonra siyasi varlıkları yok. Kısa ömürlü. İkincisi, arkadaşlar bu devlette çok ulus olduğu için dili tek başına Türkçe değil. Tamam, toplumda yoğun olarak Türkçe konuşuluyor ama devlet ve edebiyatta Arapça ve Farsça var. Anlaştık mı? Yani Türkçenin gerileme hızı zayıflamış. Ordu ve toplumda yoğun olarak Türkçe konuşulmuş olmasına rağmen. Resmi yazı dili Türkçe değil bunlarda. Karahanlılarda Türkçe mesela. Anlaştık mı? Bu bir kalıp bilgi. Bu kalıbı unutmayacaksınız. Mesela Firdevs'e bu Farsça yazmış eserini, bunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi Gazneli Mahmut dönemi, Gazneliler Devleti'nin devlet yönetimi Selçuklu'yla farklı. Şimdi Gazne Devleti'nde divanda, arkadaşlar ben divanda neler var ona bakalım, göstereyim size neler var, altını çizeyim. Arkadaşlar divanı vezaret. Divanı vezaret arkadaşlar idari işlerin görüldüğü divan. O zaman Gaznelilerde idari işlerin görüldüğü divan burası. Dikkat edin, vezir. Divanı vezaret, ezber yapmayın. O halde bu divan başkanı vezirdir, padişahtan sonra gelen adamdır, sağ koludur. İdari işleri bu görür. Mülki işleri bu görür. Anlaştık mı arkadaşlar? Birincisi bu. İkincisi divan-ı risalet. Arkadaşlar risale kitap, yazılı belge. O yüzden ezber yapmadan direkt şunu yapabilirsiniz. Divan-ı risalet, hemen çerçeve içerisine alıyorum. Yazışma, o üç dış yazışma. Yazışmanın içi dışı yok. Zaten yazışma, devlet yazışması iç ve dış olur zaten. Anlaştık mı arkadaşlar? Yazışmaları yapar. Divan-ı Risalet, Risale'den aklınıza gelsin. Yazışma, kitap, kitap yazma, Koçi Bey'in Risalesi vardır, rapor, tamam mıdır? Arkadaşlar Divan-ı İşraf, hemen çerçeve içerisine alıyorum. İşraf, müşrif, kontrol yapan kişi. Arkadaşlar bu, dikkat edin, idari işleri kontrol eden makam. İdari işler Divan-ı İşraf tarafından kontrol edilir. Divan-ı Arz, arkadaşlar Divan-ı Cünt, Divan-ı Ceyş, Divan-ı Arz hemen hemen aynı anlama gelir. Divan-ı Arz, askerin ihtiyaçlarının karşılandığı yer. Tamam mıdır arkadaşlar? Divan-ı Vekalet, arkadaşlar Divan-ı Vekalet isminden çıkarmak çok zor. Şey vardır, Vekili Has vardır. Vekili Has, hükümdarın vekilidir. Genellikle hükümdarın hazinesine bakar. Vekili Has'ın, hükümdarın hazinesine baktığı divanın adı Divan-ı Vekalet'tir. O zaman Divan-ı Vekalet, arkadaşlar devletin mali işlerinin görüldüğü yerdir. Ne vardı Selçuklu'da? Divan-ı İstifa vardı, hatırladınız mı? Oradaki Divan-ı İstifa'nın buradaki karşılığı Divan-ı Vekalet. Anlaştık mı? Peki,
Şimdi iki kavram daha var. Salar ve Sipahsalar. Arkadaşlar Salar ve Sipahsalar. Göktürklerde ya da Uygurlarda ordu komutanı ne diyorduk? Tarkan ya da subaşı diyorduk. İşte Gaznelilerde arkadaşlar ordu komutanı Salar ya da Sipahsalar olarak bilinir. Yani diğer bir ifadeyle eyalet yöneticisi aynı zamanda ordu komutanıdır arkadaşlar. Güvenlikten sorumludur. Sipahsalar hem eyalet komutanıdır hem eyaletin başındaki adamdır. Validir yani. Şey gibi değil, amit gibi değil. Bunlarda amit yok. Bunlarda sipahsalar var. Hem ordu komutanıdır hem de eyaletin başındaki valilerdir. Buna salar ya da sipahsalar adı da verilir. Arkadaşlar Kadil Kudat ise yargıdır. O zaman şöyle bakarsak sipahsalar eyalet valisi ordu komutanı, Kadil Kudat eyaletlerde yargı işine bakan kişi. Tamam mıdır? Arkadaşlar burada size bir şey daha. Bunu da siyah kalemle çerçeve içerisine alıyorum. Unutmamakta fayda var. Pat diye sorulabilir bu tarz sorular. Dikkat edin. Gazneli'nin mimari eserleri, günümüze kadar kırıntıları kalmış olan mimari eserleri nelerdir sorusunun cevabını verelim. Bakın şimdi. Bazarı Aşikan. Birincisi bu. Bazarı Aşikan. İki, Ribat-ı Mahi. Ribat-ı Mahi. Bazarı Aşikan. Tekrar ediyorum ki kulağınız çınlasın diye. Arüsül Felek Camii, Arüsül Felek Camii, Leşkeri Bazar Ulu Camii, Leşkeri Bazar Ulu Camii, Medresetüs Saidiye, Medresetüs Saidiye. Bunlar Gaznelilerden kalma mimari eserlerdir. Bunlardan bize neler sorulabilir? Vallahi burada meşhur olanları söyleyeyim ben size. Ribat-ı Mahi meşhur. Leşkeri Bazar Ulu Camii meşhur. Arüs Felek Camii meşhur. Hocam ne kaldı ki zaten geriye? Zaten burada da meşhur olanları yazıyor arkadaşlar. Hepsi yazmıyor. Gazneliler bu. İleride Gazneliler tekrar karşımıza çıkarsa arkadaşlar bu konuları size tekrar hatırlatırım. Tahtayı bir temizleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.